Sayın Cumhurbaşkanımıza, Genel Başkanımıza tensipler ve teveccühler için teşekkür ediyoruz. Biz de görev adamıyız. Bulunduğumuz süreç içerisinde aldığımız her görevi layıkıyla yapmanın gayreti içerisindeyiz. Diliyoruz ve umuyoruz inşallah bu yeni görevde de milletimiz adına, ülkemiz adına hayırlı güzel işler yaparız. O konuda ekip arkadaşlarımızla birlikte gayretlerimizi sürdüreceğiz. Tabii komisyonların ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin asli görevi yasamadır. Dolayısıyla Milli Savunma Komisyonu olarak da özellikle savunma alanında ülkemizin önünü açacak, milletimizi gelecek hedeflere taşıyacak olan yasal düzenlemelerin ihtisas mercidir, ihtisas komisyonudur Milli Savunma Komisyonu. Bu konuda gayretlerimizi sürdüreceğiz. Öbür taraftan da tabii savunma alanında Türkiye gerçekten son yıllarda ciddi bir çığır açtı. Ve ithalatçı bir konumdayken bugün dünyanın en önde gelen ihracatçı, savunma anlamında ihracatçı bir ülke pozisyonuna çıktı. Bugün özellikle insansız hava araçları noktasında dünyanın 3-4 önemli ülkesinden biri. İHA'larımız, SİHA'larımız, Akıncılar, Aksüngerler, beraberinde sadece insansız hava araçları değil, şimdi insansız kara taşıtları, insansız deniz araçları ile ilgili de çok ciddi manada gelişmeler kat ediliyor. Ve bugün savunma alanında 2002'de 50 civarında, 56 civarında savunma alanında iştirak eden şirket varken Türkiye'de bugün 1500'ün üzerinde savunma sanayi anlamında iştigal eden şirketler, firmalar var. Bu Türkiye'nin savunma noktasına geldiği yeri gösteriyor. Kendi savunma sanayimizi %20'sini ancak üretebiliyorken, geri kalanı hepsini ithal ederken bugün %20'den %80'lere çıkmış durumda ve ihracatçı bir pozisyonla gelmiş durumdayız. Bu anlamda savunma sanayinde yer alan bütün firmaların, kamu ve özel daha da ülkemiz adına yeniliklere açık, inovasyona dayalı bir şekilde ki gelişmeleri de takip edeceğiz. Bu anlamda onların önünü açacak, ülkemizin dolayısıyla önünü açacak bütün gelişmelere de biz de komisyon olarak hem takip edeceğiz hem de elimizden gelen desteği vermeye çalışacağız. Rabbim mahcup etmesin, utandırmasın diyorum.